Hoş geldiniz Nedim Hoş Hasan, bulduk. Sağ olun. selamlar. Selam. Bir de konumu e, konuğumu göreyim Hasan tekrar. Evet Ahmet Bey hoş geldiniz HT360'a selamlar. Merhabalar hoş bulduk. yayınlar. Çok mersi. İzniniz olursa stüdyodan başlayacağım. Sağ olun. Evet. Teşekkürler. Ne dersiniz? ilk ilk şöyle baktığınızda biz biraz böyle şeyi de ya Şu şeyi konuştum, ayrı bir analistide. Evet. Ayrı bir kalemde bu İran'ın kendi içini tutamaması meselesini Şimdi daha çok konuşmak ya da üzerinde daha çok düşünmek gerekiyor bence. Şimdi yani bugün mesela bu olay ilk e, duyulduğunda tabii şunu da söyleyeyim Allah rahmet eylesin şehidimizdir. E, duyulduğunda şöyle cümleler sosyal medyada daha çok okudum. Yani, ya o adamlar kendi cumhurbaşkanlarını koruyamadılar. Boşu bu. Yalan mı? Değil. Peki. Doğru. Fakat şimdi Bence şöyle bir durum var İran kendi içini güvenlik açısından söylüyorum tutamıyor ama e, burada galiba e, şimdi neden yani iki tane şeye bakıyoruz ya birincisi neden ikincisi zamanlaması açısından neden de bir sorunumuz yok neden ne olduğunu anlayabiliyoruz hı hı. Hatta failinde bir sorun yok Ne olduğunu kim olduğunu biliyoruz fakat e, zamanlamasını tercüme ettiğimizde yani İran Cumhurbaşkanı şimdi bize de bir zamanlaması var. Ona ayrı bir kalemde gelmek gerekir. İran Cumhurbaşkanlığı törenine denk gelmiş olması, seremonisine denk gelmiş olması elbette bizim bir para, kalın parantez açıp ha aslında şunu söylemek istiyorlar. da konuşmamızı gerektiriyor. Yalnız ben baya baya bu İran'ın içindeki e, casuslar kadar İran'ın kendi e, ürünleri ilinden de şüphe edilmesi gerektiğini düşünüyor. Bu işler bu kadar nasıl oluyor, kolay oluyor ayrı bir kalem. Zafiyeti geçti diyorsunuz. Yani, yani şöyle de bir şey var. Hani e, Çünkü İran Cumhurbaşkanlığı süreci bizim ilgimizi en çok çektiği tarih, yani zaten komşu olarak takip ederiz de artık hımm diyerek izlediğimiz zaman Cumhurbaşkanlarının ölmesiydi ya da öldürülmesiydi. E, bir şey, tabii gazeteci olarak elimde veri olmadığı için ölmesi diyorum ama benim hani düşünceme, yani aklımın akışına hı hı. bırakırsanız ben öldürüldüğünü düşünüyorum ayrı bayız. Şimdi o andan itibaren baktığımız için şimdi bu gelinen nokta hani, hani yani çok böyle hani marjinal bir şey söyleyeyimse eğer hani Tel Aviv'e gitseydi başına bir şey gelmeme ihtimali daha yüksek olurdu. Şu sebepten söylüyorum bunu çünkü oraya gittiyse bir şey konuşacak demektir. Hani bir şey olmasın diye on kat korurlardı. Ama bu ne ben bunu anlamıyorum. Hani bu bizim sadece işte insan gelmişler çünkü dışarıdan füzedir, içeriden baskındır. Neyse içeriden olmadan olmaz. En azından işaretlemesi öyle yapılır. Hı hı. Bu ne? Hani bunun bir ayrı, ayrı kalem olarak konuşulması, düşünülmesi gerektiğini söyleyeyim. Şimdi bugünkü Hı -hı. süremiz de müsait değil buna ama akşamları uzun uzun tartışılır, konuşulur. İkinci mesele tabii bize de geldi mesaj. Hı. Hı. Bakın dedi. Geliyor. Tamam Geldi işte dedi ki şey yok şey demiyorum. Abbas'ı demiyorum. Abbas'ı demiyor. Türkiye'ye bir mesaj diyor. Ha Türkiye'ye mesaj diyor bak işte sizin. Adam bu. Böyle olur sonu diyor. Ki onun da kısa vadeli kronolojisi var. Saddam'ın resminin çıkarılması, karşında Hitler'in resminin çıkarılması şudur budur vesaire. <laughs> ee, ayrıca bir ortak reaksiyon da görüyoruz kurulan cümleler açısından. Her ülke bunu kınadı ve karşı çıktı. Ama Çin, Rusya ve Türkiye arasındaki açıklanan e, kınama metinlerine baktığınızda Amerika'nınkine Amerika daha o zaman bakamıyorduk ilk gelenlerde. Yoktu çünkü öyle bir şey. ...Dışişleri Bakanı. benim Daha daha bana söylediler ama... ...bakamadım filan dedi. Ee, ortak bir... ...ikaz var. Bu hala yayma, yayılmasını istiyorlar... ...Orta Doğu'da. İlk Çok fazla. önemli bir konu. Bunu da... ...şimdi artık hani... ...dedim ya kısa vadeli cümleleri... ...mesela biz tahlil ederken... ...Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bir ifadesi vardı. O ifadede ne diyordu? İşte e, gerekirse oraya da gideriz. Şimdi mesela... Sıcağı sıcağına yaptığımız tahliller bunun aslında başka bir şeyi. Bölgedeki gelişmeler üzerinden. Buradaki program, Habertürk'teki programda da anlatmıştım ben o akşam. Olası motivasyonlarını. Şimdi bu olay olunca onu bir daha belki konuşmak gerekiyor. Mesela Lübnan üzerinden mesela e, İsrail İstihbarat Servisinden e, bir yetkilinin bugün açıklaması var. Bunu çok dikkat almanız gerekiyor. dedi Türkiye bu konuda ben şaka yaptığını düşünmüyorum dedim. Bunları da tek tek gözden geçirmemiz lazım. Bunun üzerinden İran'a yönelik en ağır laflar çok edildi, edilecek hak ediyorlar yani net. Bölge dinamikleri açısından bir türlü ayaklarını sürmeyi bırakmadıkları, bırakamadıkları için bizim de canımızı yakıyorlar. Hani canı yakmaya dediğimde hani işimizi zorlaştırıyorlar, Hı -hı. elimizi tutuyorlar. Bölgenin bir hızla düzelmesini engelliyorlar vesaire vesaire. Hı -hı. Yalnız. Şimdi bir önceki turda rahat rahat konuşurum. Gürkanlar olmadığı için burada. Arka, arkalarından <laughs> konuşayım. Ben radyodan giderken tamam. bana dedi ki ben radyodan izleyeceğim ona göre konuş dedi. Tamam. Radyodan bir şey yapamaz ama. Tamam. Şimdi gömeceğiz inanı. Tamam. Tabii ki hak ediyor. Gömeceğiz ama kaç feet andır yani. Hmm. yani Çünkü sonra çıkarmak zorunda kalmayalım. Hmm. Bu bölgede yeni bir konuşma var. Bu konuşma Türkiye'nin de taraf olduğu içinde olduğu Adlıyla sanıyla ittifak koalisyon şu bu diyemeyeceğimiz. Ama eti budu da el, elinize attığınızda gelen ilginçtir. E, Arap ülkelerinin dahil olduğu içinde askeri güç bulunan bir yolun kurulduğuna ilişkin bir söylence. Bak söylence diyorum ama mesela... Bugün müydü? Ne kadar süredir var mesela? Ben şimdi hemen bunu merak ettim. Tabii ederim. ben şimdi mesela yani ben bunu süredir? ilk yazdığımın üzerinden 10 gün geçti. Aha. Bugün Hürriyet'te Sedat Ergin Bey yazmışlar. Aha. Ama Tamam mı? Böyle bir şey var diye. Şimdi bu hani Bu ortak savunma demek mi aslında bir anlamda? Şimdi bakın bu zaten ilk önce şuna şaşıralım. Bu, bu olur mu ya bizim aramızda? Zaten iyi. onu az önce konuştuk. E, e, tamam olabilir mi Tamam çok coşmayın yani. diyorum işte. Çok a, konuş... hani şöyle... Hemen çok fazla dibe atarsanız sonra kazması zor oluyor işte. Çünkü az önce hı. şunu sorduk. Dedik ki Batılı ülkeler kendileri bir araya geliyor ve savunma üzerine anlaşmalar yapıyor. Bu Orta Doğu'da olabilir mi diye sorduk. Meğerse işte bir şey var imiş. Var imiş. Ama bunun kaşı gözü ne renktir? neresi ne renktir? Konuşulduğu belli. hı. -hı. Yani birden çok ülkenin bunu arasında konuştuğu belli. Ben bunu Suriye özelinde e, mesela ilk söylemiştim. Ona da bir ay kadar oldu yine e, bu stüdyoda. Şöyleydi benim hani o zamanki e, aldığım işaretler ya da hissiyat diyeyim şimdi. Mısır, e, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Türkiye, Rusya ama dışarıdan. Hı hı. Efendim, Çin bunu da bir söylemedik şey söyledi. Körfez ülkelerinin basını yazdı hı hı. bunu da. Bunların Suriye normalleşmesi konusunda bir motivatör, yani teşvik ettikleri, ortak hı hı. teşvikte bulundukları e, ne böyle bir şey vardı. Doğal olarak Türkiye'nin bu adımı at hızlıca atması ve yüksekten atması, yani normalleşme için söylüyorum bunu. Hı hı. Onun için hani bu önemliydi. Evet. Şimdi. E, İkinci konu tabi bu bir denge bozdu. Yani... E, şu, tabi şöyle bir dengeyi bozdu. Mesela bizim açımızdan da bir denge bozdu. Çünkü bizim için bir siyasi figürdü. Hı. Desteklediğimiz bir siyasi figürdü. E, maalesef ortadan kalktı. Hı hı. Çin için hakeza bunu Çin'i niye söylüyoruz diyorsunuz. İşte o toplantı vesilesiyle oradaki zirve hı hı. o da bir taraftı. Düştü ama e, diğer oyuncu, karşı tarafın takilerin, ABD'nin evet. sen elini rahatlattı. Mesela şimdi e, Abbas'ın Türkiye ziyareti kaç dedin 14? 14 Tamam. E, İki gün. Mecliste de konuşacak mıymış? Yani Cumhurbaşkanı ile teması var. Ha, tamam. E, gelir şimdi tabii. Şimdi gelir. E, şimdi gelir tabii.